D-Smart ekranlarına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Gazi yaklaştıkça heyecan artıyor. D-Smart ekranlarında da Gazi yaşamaya, anlatmaya devam ediyoruz. Yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Selman Taşbek bizlerle birlikte Türkiye Jockey Kulübü yönetim kurulu üyesi, at sahibi ve yetiştirici, Türk atçılığının efsane isimlerinden, çok kıymetli isimlerinden biri. Selman Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizi ve sizin gıyabınızda bütün yarış severleri, at severleri saygıyla selamlıyorum. Tabii bir bayramı yeni geçtik. Çok önemli bir bayramdı. Ama bu bizim de bayram, en büyük bayramımız Gazi Koşusu. Bir bayram bitiyor. Yeni bir bayramı yaşayacağız gelecek hafta sonu. Onun için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Şimdi hipodromdayız. Müthiş de bir hava var. Atmosfer çok güzel. Zaten beyefendi hakikaten benim en sevdiğim alanlardan biri. Gazi geldiği zaman, Gazi yaklaştığı zaman birçok Gazi'yi yaşadınız. Gazi'yi nasıl anlatabiliriz? Şimdi dediğim gibi bir atçı için bir hayal vardır. İlk ata sahip oldu, hatta ilk ata dokunduğundan, ilk atı sevdiğinden itibaren bir Türk atçısı için, özellikle bir Türk atçısı için hayal, en büyük hayal Gazi Koşusu'dur. Bu bizim kendimizi bildiğimizden, atı bildiğimizden, atı sevdiğimizden başlayan ilk andan itibaren bizim için en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz, en büyük ulaşmak istediğimiz, en büyük dokunmak istediğimiz kupa Gazi Kupası'dır ve Gazi Koşusu'dur. Onun için bizim için çok 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 önemli. Yani bizim her şeyimiz bu. Türk sporunda hiç sekteye uğramayan, ara vermeyen 98. kez düzenlenecek. Buradaki bu aidiyet olarak mı anlatmak lazım? Hiç kesintiye uğramaması, çünkü aslında bu kadar çok spor varken bu bağlılığı nasıl açıklayabiliriz? Şimdi bakın, hakikaten yani bu dünya üzerindeki en önemli spor karşılaşmalarının en başında geliyor. Çünkü ne dünya savaşları, ne askeri darbeler, ne Allah evlerden uzak etsin, ne depremler, ne yangınlar, hiçbir şey bizim Gazi Koşusu'nu yapmamıza engel olmadı. Yani ne sokağa çıkma yasak, benim çocukluğumda askeri darbeler yaşadık, onlar yaşadı, bu neler yaşadık, ama biz Gazi'yi devam ettirdik. Bizim için, ülke için, ülke insanı için, hatta bu ülkeyi yönetenler için, herkes için hiç fark etmez nereden olduğu, bir simgedir Gazi Koşusu. Cumhuriyetin bir simgesidir, yaşamın bir simgesidir, Türkiye'nin bir simgesidir. Onun için çok önemli bir olay. Yani hiçbir şekilde kesintiye uğramamış, uğratılmamış, düşünülmemiş dahi. Onun için çok 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 önemli bir olay. Yarış jockey de olsanız, at sahibi de, yarış sever de olsanız, esasen bir yarış seversiniz değil mi? Yarış sever tarafından okusak nasıl olur? Yani ne göreve burada, hangi görevi yapıyor olursanız olun, esasen herkes bir yarış sever özünde. Buraya geldiğimizde hipodromda Gazi yaklaştıkça, Gazi günü, Gazi'den bir gün önce yarış severin de gözünde ben böyle bir heyecan, bir mutluluk görüyorum. Yarış sever tarafından nasıl okuyorsunuz? Aynı zamanda bir yarış sever olarak siz nasıl hissediyorsunuz? Şimdi tabii şampiyonluğun yaşandığı, finalin yaşandığı gündür Gazi. Tabii ki çok önemli koşularımız var, çok önemli yarışlarımız var, ama Gazi Koşusu finaldir. En büyük, yani Haziran'ın son haftası 3 yarışlara mahsus olmasıyla bitmiyor. Bir finaldir ve hayallerdir. Yani bir atı çiftleştirdiğinizde, hatta bir kısra satın aldığınızda, bir dişi atı satın aldığınızda, ileride onun anne olacağının planını yaparsanız ve o olacak annenin bir gün size bir Gazi galibi doğuracağını hayal edersiniz ve hayallerinizin artık finalize olduğu son noktası, son günü Gazi Koşusu'dur. Tabi bu seyirci için de böyle, taraftar için, yani seyirci en güzel tarafı at yarışının, insanlar taraftar olur, ata evet, taraftar olur. Yani nasıl Fenerbahçe'yi tutuyorsanız, Galatasaray'ı tutuyorsanız, kazandığında çok seviniyorsanız ya da Türk milli takımı kazandığında yollara dökülüyorsanız, tuttuğunuz at, sevdiğiniz at kazandığında da o at sizindir artık. O sahibinin değildir, o jokeyin değildir, işte ne bileyim, o antrenörün değildir. O atı tutanların atıdır. Kalabalıkları peşinden götürebilir. Kesinlikle, kesinlikle. Kitleleri peşinden sürükler. Yani tarihte de, dünyada da çok örnekleri vardır. Türkiye'de de örnekleri vardır. Atların ve Gazi, özellikle Gazi Koşusu koşacak, Gazi favorisi, Gazi kazanan atların bu tür vazifeleri de, yükleri de vardır. Hep onu söylerim. Gazi demek aynı zamanda Cumhuriyet de demektir. Evet. Çok önemli, çünkü 98.sini koşacağımız Gazi Koşusu inşallah 2 sene sonra 100.yi de koşmak nasip olacak.
Cumhuriyet'le beraber de, Cumhuriyet'ten önce de at yarışları düzenlense de Cumhuriyet'le birdir. Nedir? Hep onu söylerim. Çok güzel bir örneği vardır. Cumhuriyet'in en güzel tarafı insanlara fırsat eşitliği sağlamasıdır. Evet. Fırsat eşitliği ne demek? Siz başarılıysanız, şansınız da yaver gidiyorsa, işte Türkiye'de olduğu gibi bir çobansanız bile cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Evet. Bakınız Süleyman Demirel, çok Allah rahmet eylesin, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük değerlerden biri. Çoban olmasına, çocukluğunda çobanlık yapmasına rağmen cumhurbaşkanı olabilmiştir. Kasımpaşa'da yetişen bir büyüğümüz gelip cumhurbaşkanı olabilmiş. Hatta Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biri olabilmiştir Sayın Erdoğan. Demek ki fırsat eşitliğinin olduğu bir sistemdir Cumhuriyet. Cumhuriyet'in en güzel tarafı budur. Gazi koşusu da böyle. Hep onu söylerim. Geçenlerde de bahsettim. Annesi ölmüş, zavallı bir Fernando ki benim atımdı. Annesi ölmüş, doğduğunda şanssızlıklar yaşamış bir Fernando. Şansı yaver giderse, her şey denk düşerse Gazi koşusunu kazanıp şampiyon olabiliyor. Evet, Fernando'nun hikayesini de yani, notlarım arasında var. Yani, onun için insanlara ne diyor Gazi koşusu? Çok çabalarsanız, çok uğraşırsanız, efendime söyleyeyim, şansınız da yaver gidiyorsa, her şeyi doğru yapabiliyorsanız evrendeki bütün güçler size yardım ediyor ve siz Gazi koşusunu kazanabiliyorsunuz. Bu insanlara çok da güzel bir örnek olarak teşkil edebiliyor. Onun için Gazi koşusu cumhuriyet demek, Gazi koşusu imkansızı başarmak demek, Gazi koşusu hayallerin en yüksek olduğu noktaya çıkmak demek. Onun için çok önemli Gazi koşusu. Ve tabii ki en önemlisi de yani en üst noktada Ataman adına koşacağız. Evet. Kesinlikle. Şimdi bir soru soracağım. İki ya da üç başlıkta aslında ele almak istiyorum. Jokeylere de bunu soruyorum. Çünkü bütün aslında sporlarda bu böyledir. Derbi ya da işte finaller. Onlara hazırlanmak, onları yaşamak, biraz baskıyı kaldırmak demektir. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz? Hem bir at sahibi yetiştirici olarak hem de Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Gazi periyoduna girdiğinde neler yapıyor? Şimdi bir yıl evvelden bellidir bizim ne gün neyi ne yapacağımız. Yani atçılığın en önemli tarafı gerek koşucu olarak gerek yetiştirici olarak anı anına günü gününe ne yapacağınızın yani kısrağınızı ne gün çiftleştireceğinizden tutun başlayın ne gün tayınızın ne gün doğacağı. Saat işte kaç aylıkken anneden ayrılacağı, kaç aylıkken hangi padoğa bırakılacağı, kaç aylıkken antrenmana başlayacağı, her şey hesap kitap işidir atçılıkta. Tabii ki bazen hesaplarımız şaşabilir ama her şeyi kuralına ve nizamına uygun yapmak mecburiyetindesiniz. Gazi koşusu da böyle. Gerek ata hazırlarken, gerek biz jockey kulüp olarak ne gün neyi yapacağımızı, nerede koşacağımızı, ne edeceğimizi çok çok iyi biliriz. Bir tek sefer sekteye uğradı. Pandemi yüzünden geciktirmek zorunda kaldık. İki ay geciktirmek zorunda kaldık. Ama onun dışında ne gün ne yapacağımız, hangi saatte koşulacağı, nerede koşulacağı, hangi pistte koşulacağı her şey bellidir. Ki o dönemde birçok organizasyon aslında askıya alınmışken. Tabii. Ama yani dediğim gibi çok Türkiye Jockey Kulübü çok deneyimli bir kurum. Yıllardır bu işi yapmanın getirdiği rahatlıktan da olsa gerek. Hem profesyonel tarafının çok ağır basması hem de amatör ruhun. Yani biz yönetim olarak tamamen amatörüz. Amatör ruhla çalışıyoruz. Ama çok da iyi profesyonellerimiz var bizle beraber çalışan. Bu amatörlük ve profesyonelliği bir araya getirip mükemmele yakın, minimum hatada, hatanın pek olmadığı saati, dakikası, her şeyi belli olan sistemleri çok iyi kurabilmiş durumdayız. Onun için bizde pek heyecan olur, panik olmaz. Heyecan var çok tabii ki. Çok aslında önemli. Evet, heyecan. Tabii ki yüreğimiz küt atar. Koşudan önce de atar, hazırlanırken de atar, yarışa hazırlanırken de atar. Ama panik yoktur. Biliriz ne gün, ne an, ne yapacağını biliriz. Aynı şekilde jokeylerimiz de böyledir, at sahiplerimiz de böyledir. Heyecanımız çoktur, yüreğimiz atar ama ne yapacağımızı biliriz. Çok güzel. Şimdi biraz aslında Gazi'yi konuşurken sizin gibi bir duayenle birlikte enlerinizi de merak ediyorum. Yani birkaç Gazi eninizi sormak isteyeceğim. Yani mesela en
unutamadığınız Gazi koşusu hangisidir? En unuttuğum ve en unutamadığım Gazi koşusu tabii ki kazandığımız Gazi Fernando. Viraj dönülürken hatırlıyorum. At virajı döndü. Sondan ikinci, üçüncüydü. Sprinte kalktığı an gitti. Bende film koptu orada. 25 dakika hayatımda kapkaranlıktır. Hatırlamıyorum. Ta ki kupa töreni bitene kadar. O heyecanı, o yani bilmiyorum. Sadece televizyon çekimlerinde falan görüyorum işte. Aa, öyle yapmışım, böyle yapmışım. Atın yanına gitmişim. Atı sevmişim. Kupayı almışım. Sarılmışım. İşte bunları hakikaten hatırlamıyorum. Orası bir boşluk. Herhalde parantez içinde aklınız gidiyor, kafanız gidiyor. Tabii ki onu hiçbir zaman ölene kadar unutmayacağım. Belki ölürken de son böyle geçermiş ya film şeridi. Herhalde geçecek film şeridinin içinde olacak en önemli sahnelerden biri de Fernando'nun Gazi kazanması olacak. Çok tabii benim için bu benim özelim çok 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 önemli. Şurada bir virgül koyarak tabii. Enlere devam edeceğiz. O zaman Fernando'nun hikayesine de biraz girizgah yapmıştınız az önce ama bir kez daha bilmeyenler için dinleyelim mi Fernando'nun? Ya Fernando'nun hikayesi şans, kısmet, kader hepsi bir arada. Tam şey hakiki at yarışının sahnelerden beyaz perdeden yansıyıp yeşil sahalara, pistlere dökülmüş hali. Bu zavallının annesi öldüğü için eşim acıyıp lütfenden aldığımız bir 6 aylıkken aldığımız annesi doğuşta ölmüş. Acıdığımız için aldığımız. Böyle beklenti. Hiçbir beklenti olmayan çelimsiz. O zaman Ekürü'de de çok iki tane daha çok daha iyi at, yani çok daha beklenti. Biri şampiyon Ribella aynı yaşında. Diğeri San Miguel şampiyon ikili. Onların yanında bir zavallı bir garibandı. Hiç bakma yani var mı var işte. Öyle bakıyorduk ama o yani o bir işte. Bu çirkin ördek yavrusu bir gün kuğu oldu ve şampiyon olup Gazi'yi kazandı. Yani o kendisi her şeyi kendisi becerdi. Şanstır, kısmettir. Tabii kısmetinde payı çok büyüktür. Onu almamız acıdığı için, eşim acıdığı için yazık bunun annesi doğumda ölmüş. İşte bu itilir kakılır biz bunu alalım da iyi bakalım diye alınmış. Tesadüfen alınmış. Ekürü'ye dahil olmuş bir at. Ama Fernando bütün o zorlukları aştı ve şampiyon olabildi. Enlerinden, en önemli enlerinden biri, yani biz bir tarih yaşadık, farkında değiliz. Farkındayız da farkında değiliz. Belki ne bileyim torunumun torunu dahi böyle bir şey görmeyecek, kimse görmeyecek. Bir jokey çıktı, kaç tane Gazi kazandı üst üste ve bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil. Üst üste kazandı. Yani Ahmet Çelik diye bir Ahmet Çelik diye biri çıktı. Defaatle Gazi kazandı. Birçok spor branşında aslında karşılaşılabilecek bir durum değil bu var. Bir daha yani bir daha dünyada böyle bir şey olamaz. Gazi koşusunun enlerinin en başında herhalde bir jokeyin defaatle üst üste bunu becerebilmesi. Kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Sadece Gazi koşusuna yakışır bir espri bu. Enlerinden derseniz gelmiş geçmiş benim hatırladığım en büyük Gazi kazanan at, en önemli, en iyi Gazi atı kimdi bilmiyorum. En iyi misi miydi değil miydi ama çok çocuktum, çok rica ettim. Okullarda o zaman Ankara'da koşuladı Gazi koşusu. Okullar kapanır kapanmaz Ankara'ya gittim. Babamın yanına, babam antrenör olduğu için Ankara'daydı. Karayel'i seyrettim. Benim için inanılmaz bir attı. Enlerden biridir. Karayel koşarken gürültü çıkaran, gök gürültüsü çıkaran bir attı. Hep aşağıda seyretmek isterdim. Onu piste yakın seyretmek duymak isterdim. Için. O gürültüsünü duymak için inanılmaz bir attı. Benim yani gelmiş geçmiş herhalde bir en üste koyacağımız atsa Karayel'dir Gazi kazanan. Hatta herkesin acaba ben çocuktum tabii. Yine de çocuk olduğum için olmama rağmen hatırlıyorum. Herkes çok ara oldu kaybedecek mi? Abdelkader diye bir at gidiyordu önde yanlış hatırlamıyorsam. Abdelkader bitirdi bir yarışı diye herkes heyecan yaparken rahmetli Ekrem amca, Ekrem Kurt, Türkiye'nin yetiştirdiği en nadide, en büyük jokeylerden biri Ekrem amca hiç heyecan yapmadan geldi, üstünü jokeye oydu, geldi yakaladı. Yarışa kolay da hakim olup Gazi koşusunu kazandı. En gelmiş geçmiş en önemli at belki...
Karayel'dir. Diğer bir en meşhuru da herhalde filmi sayesinde de Bolt Pilot'tır. Yani Gazi Köse enlerle doludur. Tabii evet. En çok kazanmış ekürü Eli Yeşil ekürüsidir. Yani ben oğluma hep onu söylerim. Nedir? Hayali nedir? Bir gün Eli Yeşil ekürüsü kadar Gazi Köse kazanabilmek, yani tabii ki imkansıza yakın bir şey ama hayal kurmanın limiti yok ki. Hayal kurabilirsiniz. Yani hayallerinize kimse engel olamaz. Çok güzel bir şeydir. Yani herhalde bir jokey olsam da Ahmet Çelik kadar Gazi Koçu kazanmak isterim. Ekrem Kurt gibi Gazi Koçu kazanmak isterim. Onun için Gazi Koçu enlerle doludur. Şimdi duygularla dolu bir spor tabii ki at yarışlar. Diğerlerinde olduğu gibi. Gazi hem kazandınız hem kaybettiniz. İyi günler geçirdiniz, bazen kötü günleriniz oldu. En üzüldüğünüz Gazi Koçu ya da sizin için size en çok üzen an neydi? İki duyguyu yönetmek nasıl oluyor? Bunu öğreniyorsunuz muhtemelen zamanla. Yani. İkisini de yaşadığınız için. Evet. O tecrübeleri bize nasıl aktarırsınız? Hem şimdi, kazanan hem kaybeden. Evet. Bu çok güzel bir soru. Gülümsetiyor. Hem acı hem tatlı. Belli Otero diye bir kısrağım vardı. Şampiyon kısrak. Aşık olduğum kısrak. Gazi Koçu'nun da favorilerinden. Ciddi favorilerindendi. Kısrak koşusunu kazanıp gelmiştik. Ve Gazi koşusunda çok yine viraj dönüldüğünde 7-8 boy öndeydi. Ve hiç unutmuyorum, seyrettiğim yeri de çok iyi hatırlıyorum. Şöyle şeref tribünde 6-7 merdiven aşağıdır. Orada merdivenlerin hemen o şeref tribünün ucunda seyrediyordum. 7 boy öndeydi. Arkadan bir ses duydum. Kim olduğunu hala hatırlamam, bilmiyorum. O kalabalıkta ama sesi çok iyi hatırlıyorum. Taşbek kazandı dedi. Sanki ben de inandım. Bitti galiba dedim. Yarış bitti, kazandık dedim. Çok daha gencim o zaman. Çok daha kazandık galiba dedim. Ama o öyle bir tempoya girmişlerdi ki Selim biniyordu, kulakları çınlasın. Halis de Bolt Bit diye bir ata biniyor, Özdemir Bey. Öyle bir tempo yaptılar ki 600'ün 32 geçtiler. Yani ikisinin de benzini bitti. Ve son 200'de yavaşladılar. Beşinci kaldı Belli Otero. Ama işte geri orada bitti yarış, dünya bitti zannettim. 6-7 basamak çıktım orada. Hiç unutmuyorum 6-7 basamağı. Ve o 6-7 basamakta çıkarken belki böyle Everest'e tırmanır kadar zorlandım. Bitmedi o 6-7 basamak, bitmedi. Ve o an aklımdan geçirdim. Dedim ki Selman, ne istiyorsun bir daha? Böyle bir atın olsun, yine Gazi'yi böyle mi kaybet? Yoksa hiç mi böyle bir şey olmasın? Böyle bir şey yaşanmamış mı olsun? Çünkü dünya bitti zannediyorsunuz bir an. Ondan sonra dedim ki yine böyle bir atım olsun. Yine böyle kaybedeyim, ben razıyım. Yani bu da bir işin tutku tarafı. Tabii. Yani ondan sonra daha sonra kazanmak kısmet oldu, nasip oldu. Nasip etti Tanrı. Ama atçılık öyle bir şey, her şeyi yaşayabiliyorsunuz. Yani en üzgün olduğunuz an, olsun ben razıyım, bunu yaşayayım, bu duyguyu da yaşayayım diyebiliyorsunuz. Genelde hikayelerde bu var zaten atçılıkta, benim duyduğum en azından. Önce belki büyük bir hüzün, büyük bir yıkım, ondan sonra tekrar ayağa kalkıp başarıya giden bir yola dönüşüyor. Evet. Hep genelde böyle duyuyoruz. Ribella'yı da biraz dinlemek isterim aslında. Oradan da şuna bağlamak istiyorum. Şimdi uluslararası alanda da başarılı olmuş bir safkandı. Daha önce yine çok önemli safkanlarımız oldu. Bugünle geçmişi biraz kıyasladığımızda çok uzun zamandır burada olduğunuz için neler söylemek istersiniz? Şimdi Ribella, hep onu söylerim. Ribella bana yine Tanrı'nın bir lütfu. Yani size çok bir hikaye anlatabilirim. Şöyle hazırladım, öyle aldım, böyle yaptım, böyle antrenmanına böyle yaptırdım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ama Belli Otero'da, Ribella'da onlar çok özel. Ribella zaten bilenler bilir, Belli Otero'ya atfen verilmiş bir isim. Türetilmiş bir isim. Ben tekrardan bir Bella istedim. Ribella koydum yani tekrardan. Ve o belki de ablasını da aşabildi. Onun potansiyelini yakalayabildi. Şampiyon bir kısraktı. Ve ben hata yapınca, biz hata yapınca, ben antrenörü, jokeyi hiç fark etmez, biz hata yapınca bu iki atta, Belli Otero'da, Ribella'da sırtımızı sıvazladı. Boşver, siz hata yaptınız ama biz düzeltiriz deyip bizim açıklarımızı kapatabilen
üstün yaratıklardı. Hı-hı. Onun için böyle atlarla havada yapabilirsiniz. Öyle yaptım, böyle yaptım. Çok başarılı, çok iyi antrenörüm falan filan. Tabii ki çok önemli. Sizin tek yaptığınız ona onun iyiliğini desteklemek. Sadece ona yardımcı olmak. Yoksa o sizin şampiyon olan onların kendileri sizin sırtınızı sıvazlarlar. Ribella ile Ribella yurt dışında kazanan, Türkiye'de koşan, ilk Dubai'de kazanan, düzelteyim. İlk Türk atıydı. Çok önemlidir tabii o bir büyük bir challenge'dı. Kulaklar çınlasın. Sayın Yasin Ekinci'nin atı koştuğunda Grand Equinox Dubai'de ilk öncülerindendir. Dubai'de at koşmanın öncülerindendir Yasin Bey. Koşarken ikinci kaldığında beynim gidiyordu bir ara. Çok heyecanlanmıştım yani. Çok heyecanlandım. Ve hep onu söylerim. Hala da söylerim Yasin abiye. Kıskanmadım ama gıpta ettim. Yani o hissi kıskanmadım. Tabii Grand Equinox'a Grand Equinox'a tabii çok. Ve dedim ki ben de dedim bir at götüreceğim. Ve ilk layık at. Elixir'i götüremedim. Ama Ribella'yı götürdüm. Yine dediğim gibi her şey denk düştü. Mucizevi bir yarış koşup kazanan, Dubai'de kazanan ilk Türk atı oldu. O zaman Türkiye'deki atçılık en azından ekonomik olarak, potansiyel olarak şu andaki halinin biraz daha üstündeydi. Dünyanın yaşadığı problemler, Türkiye'nin yaşadığı problemler, bizim atçılığımızın yaşadığı problemler çok uzun konular tabii bunlar. Detaya girmek istemiyorum. Maalesef atçılığımızdaki atların sınıfında çok gerilemeye neden olmasa bile bizim yurt dışına gitmemize ve boy ölçüsü almak derim ben. Boy ölçüsü almamıza engel olmuştur. Ama daha iyi atlarımız var mıydı? Sanki daha iyi atlarımız vardı. Daha iyi atlarımız, çünkü bu şey gibidir. Aynı bağdan her sene aynı üzüm çıkmaz, tamam. Aynı şarap çıkmaz. Dünya atçılığında da bu böyledir. Her sene hep şampiyonlar yetişmez. Bazı seneler çok çok daha iyi atlar yetişir. Biz şu an biraz şampiyonlar konusunda biraz durağanlık yaşıyoruz. İyi atlarımız var ama her mesafede, her pistte biraz eksiklerimiz var. Ama inşallah bu seneki üçlülerin çok parlak atlar görüyorum. Çok enteresan da bir gazi olacak. Çok iddialı atlar görüyorum. İlk defa ben gazi koşusunu genelde bugün Ali ile de konuşurken ben pek yanılmam. Yani gazi koşusunda kim kazanabilecek genelde bilirim. Ama bu sefer 6-7 tane atın eşit şansını görüyorum yani. Ben heyecanlı bir sene olacak. Hep onu duydum. Aslında bir sonraki sorum da buydu. Geçtiğimiz sene işte Urfa Aslan'ın kazandığını gördük. Bu sene kimle konuşsam çok acayip bir gazi. Yani uzun yıllardır hatırlamadığım kadar kimin kazanacağı belli olmayan bir gazi gibi yorumlar var. Siz de buna katılıyorsunuz o zaman. Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Ben 6-7 tane at var. O 6-7 tane attan biri kazanırsa hiç şaşırmam. Ama onun dışında kalan büyük bir ihtimalle 22 atlık bir yarış olacak. 22 attan geri kalan 15 atın da şansı olabileceğini, sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum. Çok enteresan bir gazi olacak. Yani son 400'de değişecek, son 300'de değişecek, son 200'de değişecek, hatta son 100'de bile değişecek koşu. Çok çok heyecan. Belki en güzeli mi olur bilmiyorum ama son yılların en heyecanlı gazisini yaşayacağımıza ben kendi adıma eminim. Heyecanlı bir gazi bizi bekliyor diyelim. Peki biraz daha işte dediğim gibi baştan beri ifade ediyorum böyle bir duayenle bir araya gelince. Ben de o gün oradaydım aslında. Gökhan Kocakaya'dan bahsedeceğim. Yani uzun zamandır Türk atçılığının içindesiniz. Birçok isme dokunuşunuz var. Birçok isme beraber çalışmışlığınız var. Gökhan Kocakaya'yı Amerika Birleşik Devletleri'nde uğurlarken ben de buradaydım. Son derece duygusal anlar da yaşandı. Ve şimdi Gökhan Kocakaya tekrar şu anda Türkiye'de. Onun üzerindeki etkinizi ya da nasıl anlatırsınız? Onunla iletişiminizi diyeyim belki ya da daha Gökhan doğru. Şimdi tabii Gökhan'la bizim çok özel bir jockey, at sahibi, jockey, antrenör ilişkisinden çok daha öte. Yani dün akşam işte yarışlar vardı, dün akşam oturup belki akşam saat 11'e kadar burada ağaçların altında oturup sohbet ettik. Amerika'dayken iki günde bir muhakkak telefonlaşıp birer saat konuşurduk. Yani Gökhan
benim çok samimi arkadaşım, kardeşim gibidir. Hatta Ali bazen oğlum takılır, bir tane olmasına rağmen büyük oğlum mu küçük oğlum mu falan filan diye takılır. Çok severim Gökhan'ı, çok 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 severim. E çorbada biraz tuzumuz olmuş mudur? Olmuştur. Yıllarca beraber çalıştık. Onun bana büyük katkıları oldu. Benim ona da olmuştur herhalde. Ama çok severim. Çok, o da beni çok sever ve sayar, sağ olsun. Gökhan da işte hep dediğim gibi Cumhuriyet'in çocuklarından biri, gelip bir ara hatta jokeyli bırakmayı düşünüp idman jokeyliğimi yapayım diye aprantiliği sırasında Urfa'da at binerken tekrar dişiyle tırnağıyla jokeylik yapıp ondan sonra 4 yıl baş jokeyli olabilecek, liste baş jokey olabilecek kadar başarılı, azimli, çalışkan, kabiliyetli, harika bir çocuktur Gökhan. Yani benim için tabii çok 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 özel. Ama güzel tarafı bu sene benim en hoşuma giden tarafı Gökhan. İşte Amerika'dan geldi, yaz tatilinde burada. İstanbul'da at binecek, Türkiye'de at binecek. Gökhan'ın yanı sıra geçirdiği ufak kısa süreli bir uzaklıktan sonra Halis Karataş'ta at binecek. Halis Karataş da yani Türkiye'nin yetiştirdiği, bence gelmiş geçmiş en büyük profesyoneldir. Jokey demiyorum, sporcu. Hı hı, 40 senede böyle bir hep tepede olan, bu kadar çalışkan, bu kadar başarılı, bu kadar üstün bir jokey. 7000'i aşmıştı zaten. Yani üstün, yani ben çok şanslıyım. Ben Ekrem Kurt'un elinde büyümüş, Mümin Çılgın'ı tanımış, Halis Karataş'ın atlarına bindiği, arkadaşlık ettiğim Gökhan'la beraber olmakla, bir de bunlara ilaveten 7 tane gazi kazanabilmiş, Ahmet Çelik'le beraber at koşabilmiş. Bir de bunları topluyorum. Bunların yanında Selim Kaya diye bir adam çıkmış. Yani belki Türkiye'ye gelmiş geçmiş demiyorum, Türkiye'ye demiyorum, dünyaya gelmiş geçmiş en üstün jokeylerden biri. Ben hep söylerim, boyu 3 parmak kısa olsa, 3 kilo daha hafif olsa belki dünyadaki ilk 3'ten biriydi. O kadar. Ufak tefek kilo problemleri olduğu için her ata binemedi ama kabiliyet olarak yani. Onların hepsini bu gazi konusunda seyretmek büyük bir keyif olacak benim için. Ahmet Çelik, Halis Karataş, Selim Kaya, Gökhan Kocakaya ve diğer, yani onun dışında işte bayılıyorum. Vedat diye bir çocuk çıktı abi. Yani gencecik bir çocuk ama harika at biniyor. Onu seyretmek, Ahmet Çelik bir orada olacak. Onun yanında yeni yetişen çocuklardan Ali Yıldız diye bir çocuk var. Eski tecrübelerden Saadettin Boyraz. Bunların hepsini gazi koşusunda seyretmek aslında bir ziyafet. Yani büyük bir ziyafet sofrasına oturacağız. Çok iyi atlarla, çok iyi jokeylerle harika bir gün geçireceğimize eminim. Heyecanla bekliyorum. Hakikaten yani şu an dahi düşünmek dahi yüreğimi küt küt attırıyor. Evet, hepimiz çok heyecanla bekliyoruz. Siz de hakikaten o kadar güzel hissettirdiniz ki teşekkür ederim. Aslında biraz değindiniz. Şimdi Ekrem Kurt'tan bahsettik. Halis Karataş, Süleyman Aktı gibi. Yani hep buradaydınız. Çok önemli jokeylerle beraber çalıştınız, birlikte oldunuz, onları gördünüz. Şimdi Ekrem Kurt demişken, Ekrem Kurt Atlant Eğitim Merkezi de hemen arkamızda yer alıyor. Ben geçtiğimiz sene orayı bir ziyaret ettim. Güzel bir yayın yaptık ve açıkçası beklentimin çok üstünde şeyler gördüm. Hem kişisel gelişim açısından hem jokeylik eğitim açısından gerçekten üst düzey bir eğitim verildiğini hem biz şahit olduk hem izleyenlerimize elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Şimdi yeni jenerasyonda da çok önemli jokeyler var. Nasıl kıyaslama değil de nasıl değerlendiriyorsunuz Ekrem Kurt Atlant Eğitim Merkezi'nden çıkan yeni jokeyleri, oradaki eğitimi? Şimdi tabii dediğim gibi ben artık biraz da yaşın da getirdiği bir deneyimlerle, yani benim çocukluğum 4-5 yaşındayken babam jokey odasına bırakırdı. Benim hala en sevdiğim insanlardan biridir. Yani en saygı duyduğum Süleyman Aktı'nın yanında, Süleyman Aktı gencecik jokey o zaman, Süleyman abinin yanında, Ekrem amcanın yanında jokey odasında yarışları seyretmeye başlamış biriyim. Yani ve ondan sonra bunların hepsi alaylıdır. Hep alaylı ve korkunç kabiliyeti jokeyler. Ekrem Kurt inanılmaz bir jokeydir. Süleyman Aktı zaten yani inanılmaz bir karizma. Hakikaten imparator. Yani yaşamak, ben onunla beraber yaşayabilmiş bir insanım. Hem gençliğimde hem çocukluğumda hem hala hazırda, hala çok yakın ilişkide olduğum bir insanım. Ama yani
bu kadar samimiyetimize rağmen, çok samimi yani abim gibidir gibisi belki fazla. Ama seyrederken, yarışlarını seyrederken, jokeyliğinden beri hayran hayran seyrederim. Nasıl olabilir? İki şeye de çok şaşırırım. Bunlar nasıl bir jokeydi ki? Bir ona şaşırırım. Ha, bir de hala Ribella'nın koşularını seyredince bu sefer kazanabilecek mi, kazanamayacak mı diye heyecanla kazandığını bildiğim halde seyrederim. Bunlar da öyle jokeylerdi. Ama apranti okulunda sanırım çok alçak gönüllü olamayacağım. Çok iyi de jokeylerde yetiştiriyoruz. Çok ciddi bir eğitim var. Belki Türkiye'nin en iyi meslek okulu bence apranti okuludur. Türkiye'deki iddialıyım bu konuda. Dünya çapında, dünyanın kalitesinde gerek hocalarıyla, gerek eğitimiyle, gerek sistemiyle, gerek seçilen öğrencilerle, gerek yetiştirilen öğrencilerle, gerekse mezunlarıyla dünyanın en iyi meslek okuludur. Bizde hakikaten iyi jokeyler var ve tabii ki şahsi kabiliyet çok iyi, önemli, ama çok iyi eğitildiklerini de unutmamak lazım. Çok iyi eğitiyoruz. Kesin. Çok başarılıyız. Belki jokey kulübün en başarılı olduğu birinci neye koyarsanız derseniz galiba apranti okulu. Çok. Kesinlikle. Dünyanın standartlarının çok çok üzerinde. Şöyle kısaca bahsedeyim. Ben röportaj yaptım orada, konsol oyunu oynarken, işte eğitim alırken röportaj yaptım. İsimler aklıma gelmiyor ama birkaç oradaki genci daha sonra yarış kazanırken gördüm. Ben bile çok mutlu oldum. Duygusu nasıl bunun, böyle bir yönetim kurulunun içinde olarak? Ya şimdi çekirdekten yetişip yarış kazandığını gördüm. Ya bunların hepsi şimdi bir bakıyorsanız Erhan benim aprantimdi. Ekürü de bizim aprantimizdi. Yani çocuğun her halinden geldiği ilk günden beri bana hiç Selman abi hiç demedi. Hep Selman Bey siz diye konuşan, korkunç kibar, korkunç zeki, korkunç terbiyeli, korkunç ahlaklı, çalışkan, okul birincisidir zaten. Çocuğun gelip de çok başarılı bir jokeydi, apranti ve jokey olduğunu görmek çok gurur verici. İşte Görkem, bizim parmak çocuk ya, attan düşerdi, ata bindirirdik aprantiyken. Orsağın ortasına gezerken attan taklıyor düşerdi, atın üzerinde duramazdı. Parmak çocuk lakabı, parmak çocuğudur Görkem'in. Şimdi baş jokeylerin arasında görmek, onlarla mücadele ederken görmek, yarışın şanslı atına binip büyük yarışlar kazanabildiğini görmek büyük keyif. Yani bunlar geldiğinde çocuklar, hakikaten çocuk, ufacık çocuklar, oyun çocukları bunlar. Geldiklerinde işte oyun parkından alıp buraya getirdiğiniz çocukların, şaka değil, 17-18 yaşında, 16 yaşında gelip at binebilmesi ve bunun o Arda'nın Real Madrid'de top oynamasından da çok büyük farkı yok. Yani çok alçak gönüllü olamayacağım bu konuda. Evet. İşte bir farkı yok yani. Yani evet. Vedat Abiş'in yarın Gazi Koysun'un şanslı atlarından bilinebilmesi, Arda'nın işte yarın Portekiz'e karşı, Ronaldo'ya karşı oynamasıyla benim için eşdeğerdir. Doğru. Gazi'yi konuştuk. Çok aslında ben de çok keyif aldım. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş nokta alacağım. Ama şunu da sormak istiyorum. Biraz da son kapatırken bir sürü detayları aldık. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ni konuştuk. Türkiye Jokey Kulübü'nün yapısını biz her zaman çok beğeniyoruz. Yetiştiricilikten bahsettik. Bunun haricinde bir de sosyal sorumluluk tarafı var. İşte Pony Club var. Atla terapi merkeziniz var. Son olarak bu sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye Jokey Kulübü'nün Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi oluşunu nasıl anlatırsınız bize? Vallahi, buradaki misyonunu ya da. Yani bu bizim vazifemiz. Bununla gurur duyuyorum demek yeterli olmayacak. Bu bizim vazifemiz. Yani bu sosyal sorumluluk projeleri bizim, işte bu Pony Club bizde yeni değildir. Çok daha önceydi ama bunu, keşke bu soruyu size herhalde en iyi cevabını sevgili dostum İlyas İlbey verecektir. Depremden sonra Pony Club'la beraber oraya gitti. Deprem zedeleri, çocukları gezdirdi. Pony Club'da atlara bindirdiler. Onların zevkini, keyfini İlyas'ın anlatırken sonra o çocuklar burada ağırlandı bu. Tabii ağırlandı. Onun, ben o gözlerindeki ifadeyi unutamıyorum. Başkan da oradaydı. Sevgili Serdar Adalı da gitti. O Pony Club'da o çocukların, biz büyük gurur duyuyoruz bundan. Büyük sevinç duyuyoruz. Yani en güzel sloganımız da hakikaten bence
mevzu hakikaten yalnız bahis değil. Evet, kesinlikle öyle. Ben hakikaten yalnız. O bizim bir parçamız. Evet, bahis de var işin için ama mevzu gerçekten sadece bahis değil. Kesinlikle. Sosyal bu. Burada engelli çocuklara gösterdiğimiz terapi vesaire, bunların hepsi çok gurur verici gibi gözükse de bunlar bizim vazifemiz, bizim borcumuz. Bu borçlarımızdan bir kısmını vatana, halka, insanlara ödeyebiliyorsak biz bundan gurur duyarız. Onun için yönetim kurulunun bir parçası olmak ve bunlarda çorbada tuzumuzun olması da bize gurur veriyor. Selma Bey, çok teşekkür ederim. Hakikaten benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Sizin gibi duayeni böyle içtenlikle dinlemek çok keyif aldım. Ağzınıza sağlık. Var mı eklemek istediğiniz bir son, belki yarış severlere bir mesaj Gazi öncesi? Dediğim gibi çok heyecanlı bir Gazi olacak. Çok teşekkür ederim iltifatlarınız için. Duayen sıfatını hak edecek daha çapım yok ama çok teşekkür ederim iltifatlarınız için. Ama eğer beni bir atçı olarak dinlerse sevgili izleyiciler, lütfen bu Gazi'yi başından sonuna kadar heyecanla, ilgiyle seyretsinler. Çünkü çok heyecanlı geçecek. Çok 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 heyecanlı geçecek ve her anı her anı değişecek. Ben fotoya kadar yarışın çok değişeceğini düşünüyorum ve çok keyif alacağız biz bu Gazi koşusunda. Çok teşekkür ederim. Tekrar ben teşekkür çok sağ olun. Ederim. Değerli izleyenler, Türk Atçılığı'nın kalbi Veli Efendi Hipodromu'nda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selman Taşbek bizlerle birlikteydi. Geçmiş gazileri konuştuk, gazi hikayelerini anlattık ve Smart'ta anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada önümüzdeki gaziye kadar bizi neler bekliyor, bu heyecanı Smart'ta sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik Veli Efendi Hipodromu'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.